bir yıba sahnede gerçek bir durumu yansıtıyor. Örneğin, bu örnekte olduğu gibi tahta bir kupa. Kupanın içinden çıkan. Niye sıkı kırmızı? Kimin? Şimdi benimle birlikte hayal edin. Bunu üç kere de yapacağım. Önce madde üzerinde. Eğer ben kırmızı mendili, avucumun içinde çok küçük, çok küçük, çok küçük yaparım. Gerçekten çok küçük, küçük kırmızı bir top gibi gösterebilirim. Eğer buna inanırsam, onu gerçekten kırmızı bir topa dönüştürürüm. Kırmızı, tahtada, tam bu kupanın boyutlarına uygun bir top. Bu birinci olasılık. Devam edelim. İkinci olasılık. Aynen. İkinci olasılık. Bunun maddenin yeri değişiyor. Örneğin topun cebime düştüğünü görmüyoruz ama gözleriniz size her zaman gerçeği söylemez. Kırmızı top işte. Geri dönelim. Üçüncüsü benim en güldüğüm olasılık. Çünkü bu maddenin boyutuyla ilgili. Kırmızı topun şu dar boğazdan geçmeyecek kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Bir an için benimle birlikte kırmızı topun önce küçülüp sonra tekrar büyüdüğünü hayal edin. O zaman kırmızı top bu dar boğazdan düşüp avucuma girer ve tabii ki topun içi boş. Şimdi eğer bütün bunları benimle birlikte görebildik mi? Hayal edebildiniz mi? Hayal edemeseydim. Oyun başından beri sahte bir kupaya, kupanın içinden çıkan sizi kandırmaya çalışmazlar. Sizin başka bir derdiniz olur. Derdiniz size sizi sihirbazlığa inandırmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz çünkü galiba bizim buna inanmaya çok ihtiyacımız var. Bunu anlamak için bazen ağzınızı kapatıp çok iyi dinlemeniz ve çok iyi you.